Murat Özboz'dan sıfır sıfırlık beraberlikle mücadele noktalandı. Çok keyifli bir karşılaşma. Çok pozisyonlu bir maç değildi. Açıkçası. Nasıl evet. gördünüz Trabzonspor'u? Herhalde tek artı Abdullah Avcı geldikten sonra iki maçta da gol yemedi Trabzonspor. Yani hocanın genel şeyi zaten savunmayı, güvenliğini ele almak ve atabilirsek gol atmak. Yani bakıldığı zaman zamanda işte önce bu gol yeme şeyini çözeceğiz. İlk geldiği dönemde de yenilen işte hatalı goller verilen pozisyonlar üzerine çok çalışma yapmaları gerektiğini ifade etmişti hoca. Bugün de gelinen noktada yine aynı şekilde yine aynı mantıkla yola devam etme gibi bir düşüncesi olduğunu görüyoruz. Bunu da uygulamaya çalışıyor. Ama oyun olarak bir keyif vermiyor, insan sıkılıyor yani. Ben izlerken çok sıkıldım mesela. Yani ki ilk yarıda ee, çok böyle şey pozisyonlarda yoktu işte bir e, uzun boylu oyuncunun adı neydi onu onun bir birkaç pozisyonu vardı. Ee, onu aç onu, onu açkı Evet. işte Viska'nın bir denemesi vardı. Belki ikinci yarıda biraz daha bu maça Trabzonspor e, asılır, daha farklı bir şey olabilir denirken yoktu. Yani tam tersine eee Karagümrük fırsatlar e, yakalamaya uğraştı ve o Uğurcan'ın yine e, kritik kurtarışları oldu. Yani Trabzonspor'da yapılacak şey şu anda sabırlı olmak. Bunu ben ilk hoca için de demiştim. Yani burada Abdullah Hoca'ya da, yönetime de sabırlı olmaktan başka bir çare görünmüyor. Bir takım şeylerin değişmesi için, taşların yerine oturması için Trabzonspor'un şampiyon olduğundaki Trabzonspor gibi bir futbol oynaması, bir heyecan vermesi, güzel sonuçlar almasını beklemek için şey olması için beklemek gerekiyor. Yani kimse hocadan da yönetimden de açıkçası bir sihir değnek beklemesin. Ama Trabzonspor bu haliyle bu Fenerbahçe'ye de açıkçası bu maçta çok rakip olabileceğini düşünmüyorum. Bu haliyle bu çok şeyler bir haftada değişir. Başka bir şey olur. Onu bilem. Yani düşünseniz Abdülkadir Ömür 10 numara oynuyor. Yani topla o kadar çok az buluşuyor ki içeriye giremiyor. Kanatlarda yine sorun var. Yani bir kalede gerçekten Oğurcan'ın bir iki iki üç tane kritik kurtarışı olmasa belki Trabzonspor maçı bile kaybedebilirdi. ki hoca Pepe'yi oyuna aldı, Barti'yi aldı, Enis'i aldı. Yani girenlerden böyle bir katkı bekleniyordu. Onların da hiçbir katkısı olmadı. Yani şey yok. E, yerinde sayıyor yani Trabzonspor ya. Özetle onu söyleyeyim. ...çok bariz özellikle hücumda bir görüş. Hiçbir hiç şey yok, evet. Serkan Korkmaz. Yani yine de ben... E, ...bir toparlanma bekliyorum. Bir toparlanma da gözlemliyorum... ...Abdülaziz'in gelişiyle beraber. E, Trabzonspor... ...şampiyon olduğu yıl kurduğu kadronun... ...daha maliyetlisini... ...bir sonraki yıl kurdu. E, ama eli boş döndü... ...o sezondan. E, şimdi... Yollara ayırdığı, yolların ayrıldığı Abdullah Avcı'nın e, geri dönüşü bence pozitif anlamda Abdullah Avcı'nın bir önceki e, gelişine benziyor. E, i̇mkanlar belki o günkü şartlardaki gibi olmayacaktır transferde ama e, bu sezonun devre arasında, önümüzdeki sezonun sonunda Abdullah Avcı'nın listesi ve kulübün imkanları ölçüsünde e, ben 2024-2025 sezonunda şampiyonluk parolasıyla başlayan bir Trabzonspor bekliyorum. Ee, Abdullah Avcı ve Trabzonspor'un yeni birlikteliği bana bunu vaat ediyor. Ama bu sezon e, bence artık bir yapılanma sezonuna dönüştürülmeli. Ee, Abdullah Avcı geldiğinde ilk sezonu o şekilde planlamış. Önce gol yemeyen bir takım üretmişti hatırlarsanız. Yine gol atmakta sıkıntılıydı. Ee, benim tanıdığım Abdullah Avcı gerçek bir Futbol mühendisi şu anda e, öncelikli eksikleri tespit edip gideriyordur. E, zaman alacak. Bu sene artık Trabzonspor'dan e, Ziraat Türkiye Kupası dışında e, somut bir hedef beklemek e, biraz haksızlık olur. Yani taraftar ve camia bence sabırlı olmalı. E, Trabzonspor'un dün zaman zaman Karagümrük karşısında önde bastığını gördük. gördük. E, acaba bu Fenerbahçe maçı öncesinde bir prova mıdır? Fenerbahçe mücadelesinde bunu dener mi? Çünkü gördük ki Fenerbahçe'ye takımlar genelde önde basmıyorlar ve sonuçlar ortada. Önde basan, problem çıkarmaya çalışan, belki de tek takım Antalya spordu, Problem çıkaran, tek takım Antalyaspor'du. Acaba benzer bir tablo ortaya koymaya çalışacak mı Trabzonspor? Yoksa bekleyecek mi? Bekleyecek olan Trabzonspor'un Onarçuyla ancak duran toptan gol atmayı kovalaması lazım. Ben beğeniyorum bu arada Onarçu'yu kendi türü için. Evet. E, yani son derece yapılı bir power forward. E, ama hani Onarçu'yu alan isteyip önüne top alıp driblingle rakip sahaya girip kaleciyle karşı karşıya gelecek pozisyonları kontratak e, futbolunda kovalayacak sansfor değil. Evet. Ya ona özel, o maça özel bir e, forvet hattı dizayn etmek durumunda Abdullah Avcı ya da e, ceza sahası civarından kornerlerde e, dahil olmak üzere duran toplar kovalayan kanatlara inebilen e, biraz daha ofansif bir takım kurgulamak zorunda. Şimdi bunların ikisi de e, hakikaten birbirleriyle alakasız stratejiler e, maç içinde farklı e, süreçlerde farklı şekillerde benimsenip yapılabilir ama. Ee, ben de açıkçası Trabzonspor'un sahaya çıkacak 11'ini ve stratejisini merakla bekliyorum. Maça başlangıç stratejisini. Yani şu iyi mi? bence iyi. Hani kendi e, kategorisindeki forvetler arasında. Uzun forvet. Faydalı da evet. o, oluyor. Faydalı da i̇yi daha oyuncu. da faydalı olacaktır. Ama bu maç o maç mı Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynarken? Onlara emin değilim. Yani şu yedek şu ileride yani destan olabilir belki. Bilmiyorum. Başka kim var alternatif? Yani Enis Destan. Enis, en Destan var. Şey var, Umut var. Umut Bozok var, doğru. Umut Bozok var. Hani bilmiyorum. Nasıl bir şey seçecek? Nasıl bir sahaya 11 sürecek? Ama şey, Merak ee, ediyorum ben de. Yani şimdi... Ama yani senin gibi düşünüyorum ben de. Yani ne olursa olsun Fenerbahçe için çok zorlanacağı bir maç olmayacak gibi geliyor. Ya Fenerbahçe maçında e, tabii her şey yani tabii kağıt üzerinde sonuçta daha maç için çok konuşmak erken ama bugün bakıldığında kağıt üzerinde favori olan Fenerbahçe bunun aksini kimse zaten düşünemez. Ha Trabzonspor'u ayrı bir motivasyon kaynağı olur bu. 19 maçtır kardeşim kimse yenememiş. Biz gidelim Kadıköy'de yenelim. Tarihe geçelim camiamız müthiş bir gün yaşasın, gece yaşasın. Kutlamalar şampiyonluk sevinci gibi bir şey olur bir kere. Yani onun kadar olmasa da büyük bir başarı elde etmiş olur. Ama yani şimdi hoca yeni bir hoca geldi. Hoca şu anda Abdullah Avcı yeni değil de sonuçta ondan önceki hocanın bir sistemi, bir düşüncesi vardı ve onun aldırdık, aldırdığı oyuncular vardı. Şimdi Abdullah Avcı geldi. Belki de şubatta yeni bir transfer şeyi olacak bazı oyuncularla. Yolların ayrılması e, gerekecek. Yani böyle de bir durum var. Bir de yani kaleye gitmekte zorlanan, işte e, hücum etmeyi etmemeyi tercih eden, yani daha çok böyle hücumda etkisiz ama temkinli bir futbol oynayalım, gol yemeyelim öncelikli bir, birinci. Yani o zaman da işte gol atamıyorsunuz, gol atmanız için de cesur olmanız lazım, atak yapmanız lazım, sonuca gitmeniz lazım ve patinaj çekiyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Yani bunları o bu futbolu Fenerbahçe karşısında oynarlarsa Fenerbahçe yüzde yüz bu maçı kazanır. Ha bu bir haftada başka şeyler olur, başka cumartesiye kadar hoca başka bir şey çalıştırır, kafasında başka bir sistem olur. Onu bilemiyorum. Bu hafta içinde bunları takip edeceğiz, bakacağız ama e, genel olarak bakarsak e, bir kere bu kadar hücumda etkisi olan bir takımın Fenerbahçe'yi yenme şansı falan yok. Onu söyleyeyim yani. Artı, Fenerbahçe maçını bir kenara bırakırsak, Trabzonspor'dan genel olarak bahsedersek, yani artık tek yapılacak şey e, sabretmek. Bunu, bunu başka bir yolu yok yani. Umut ve sabırla taraftar bekleyecek. İstediği şeyi herhalde Abdullah Avcı kafasında da vardır. Bir plan, bir program, neler yapılması, teşhisi koymuştur, reçeteyi yazmıştır. Şimdi onu uygulama zamanı. Abdülkadir Ömür hoca kullanıyor dün de 90 dakika sahadaydı. Abdülkadir'in silkinip toparlanıp kendine gelmesine kadar sürecek. Çünkü çok yetenek anlamında çok değerli bir oyuncu. Trabzon evet 20 oyuncu. milyon euroları buldu bir ara değeri biliyorsunuz. Evet. Yani benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Öyle kolay kolay da vazgeçilecek bir oyuncu değil. Ee, mesela benzer fiziksel özelliklerde bazı oyuncuların büyük çıkışlar yaşadığına tanık ediyoruz. Ee, bu tür bu tipteki oyuncuların yani bu kategorideki oyuncular böyle çıkışlar yapabiliyorlar. Hani daha nasıl diyeyim minyon, daha hareketli, pırpır pır dediğimiz oyuncu türünde inişler çıkışlar daha çok gözlemlenebiliyor. İşte bir Yusuf Sarı'nın çıkışı, milli takıma kadar gelen bunu hatırlayalım. İşte yani başka muadilli çok. Ben Abdülkadir'den açıkçası hani bir anda sezon performansına gelebilecek bir potansiyel de görüyorum. Abdülkadir çok özel bir oyuncu. Mental e, olarak hazırlandığında, kendini rahat, huzurlu ve güvende hissettiğinde, birazcık da artıldığında, ki şımarmaya müsait de bir çocuk da değil. E, havaya girecektir. E, Abdülkadir yetenek olarak e, belki de hani sadece 20 milyon eurolar değil çok daha fazlasını edecek bir oyuncu. Futbol konsantrasyonu e, veya futbolla ilgili... E, tedrisatı biraz daha ona özel kılınması gereken özel bir yetenek. Abdullah çok doğru bir teknik adam. Abdülkadir Ömür gibi oyuncular için. Ben açıkçası yükselişe geçeceğini düşündüğüm oyunculardan birisi. Zaten önceki hocayla da muhtemelen bazı problemleri vardı. Şöyle söyleyeyim. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım 11'inde görürsek şaşırmayacağımız şu an için olmayan Hı. ama o potansiyel gün potansiyel olarak. Aynen. Ama o gün 11'de olursa da Beni şaşırtmayacak oyunculardan biri Abdülkadir Ömür. Bak Yusuf Sarı için bir sene önce diyebilir miydin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Yusuf Sarı izli izleyebileceğini söyleyebilir miydin? Güzel şaşırır söylüyorsun, mısın şimdi? Güzel söylüyorsun ama bir şaşırır mısın Yusuf Sarı'yı sağ Hayır. kanatta açıkta görsen? Şu an şaşırır mısın? Şaşırmam. Ben şaşırmam. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. İşte böyle çıkışlar yapabiliyorlar. Yani şu an sağ oyuncular. kanattaki zaten oyuncularımız Cengiz Ünder. Sakat. Yani performansı yok. E daha İrfan Can Kahveci özünde Bence bir sağ kanattır. Bence değil. 8 numara İrfan Can. Bence de. İnşallah da milli takımda bir gün 8 dememiz. Yusuf Sarı, Yunus Akgün. Bu kadar. Sağ kanat oyuncularımız bunlar. Mesela şu. Yunus. Yunus'un çıkışı. Yunus Leicester'a transfer yaptı. istenmediği yerden. Evet. Mesela böyle bir yetenek. Döndü geldi milli maçta gol attı ve ne gol? Yani e şimdi e, Abdülkadir Ömür belki de bu saydığımız isimler içinde ki en özel yetenek. Ben Yunus'u da çok beğenirim bu arada. Evet. Yani Yunus, biliyorsun yani hani öyle raşista maşista değil yani. Hatta ben Kerem'den de yetenekli bulurum Yunus'u. Evet. Ömür için çok güzel şeyler söylüyorsun ama bence biraz da sanki şansını değerlendiremedin. söylüyorum. Değerli. Abi, Ama bunu iki konuşuyoruz ya. Ve bir, bir yıldır konuşuyoruz. Üç yıldır konuşuyoruz. Yani Abdülkadir Ömür'ün mental olarak sıkıntılı bir çocuk olmasa da mental olarak farklı yaklaşıma ihtiyacı Sence olduğu Sence gelişim evresi var. kaç yaşında bitmedi mi artık gelişim şeyi yani? Ama her oyuncu o kategorideki yani. oyuncularda pır pır diye tabir ettiğimiz o oyuncularda inişler çıkışlar kısa sürelerde yaşanıyor. Dünyanın her yerinde böyle işte. Marco Overmars 3 maç aa Arsenal'den gönderilecek falan dersin. Sonra sezonun adamı seçiliyor. Ben de falan. çok yetenekli hani, olduğunu düşünüyorum. Bunları zaman zaman gösteriyor ama uzun zamandır trabzon, da Trabzon Traftar'ı da biraz uzun, havaya soksun bence. Uzun ben uzun canım, za, u, yani bir motive olamamış bir çocuk var. Yani o olamıyor yani bir türlü. Yani dünkü maçta da şimdi 10 numara oynuyor. Ceza alanı içine yani giremiyor, topla doğru gün buluşamadı. Yani bir yerlerde bir şey var. Yani ciddi bir sorun, eksiklik var. Abdullah Bunun... mesafe kat edecektir Murat. Ben eminim. Yani en çok da Abdülkadir'e yarayacak belki de Abdullah Avcı'nın dönüşü. Olabilir. Yine de Trezeg'e kadar dağınık değil. Bak şu gol atmış adama sallıyorum şu an. Yani çok dağınık mesela Trezegge ki Premier Lig gördü. Aston Villa'ya gittiği ilk sezon da aslında takımı kümede tuttu. O kadar kritik golleri var. Ya, ömür gibi yetenekli bir oyuncunun, bir ismin, bir futbolcunun e, tabii ki çok daha hem takımını taşıması, hem milli takımı taşıması, belki dışarıya transfer yapması, çok daha büyük bir patlama yapması gerekiyordu. Ama bunlar olmadı. Yani Nedenlerin içinleri bilmiyorum yani bu şimdi yani Abdullah çok Avcı ile olan bir dönem var Ondan sonra vika ile olan bir dönem var şimdi tekrar Abdullah Avcı var Avcıdan önce kim vardı ya Trabzonspor'un başında Newton vardı evet, ondan Edir önce Newton. Hüseyin hoca vardı bayağı bir bir, bir hoca sirkülasyonda oldu yani e, <laughs> sonuç itibariyle vardı evet, vardı. sonuç sonuç itibariyle hocanın e, oyuncunun e, çok gerçekten taraftar ondan çok şey bekliyor Bence futbol kamuoyu da bekliyor ama o patlamayı bir türlü yapamadı.